أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم الأعلى. Çok kıymetli ve muhterem dinleyenlerimiz, hayatın ölümsüz reçetesini yazan Yüce Allah, işte kullarına bu mutluluk, hayat veren reçeteyi veriyor, takdim ediyor. Biz de bunu sizlere aczimizle tercümanlık yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey iman edenler, düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. En güçlü savunmaya sahip olunuz. Bu dünyada huzur ve barış için gereklidir. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz. Şartlar neyi gerektiriyorsa işte ona göre hazırlıklı olunuz. Dünyanın bütün güven ve emniyeti Müslümanların İslam'ı, sulh ve barışı dünyaya yerleştirmesiyle bu mümkün olacaktır. Çünkü yeryüzünün, yerlerin, göklerin, ruhların, kalplerin, ekosistem de dahil dünyadaki düzenin mutlaka İslam'ın barışına, sulhuna, onun sosyal adaletine, onun merhametine ihtiyacı vardır. İslam Allah'ın merhametinin de tecellisidir. Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. İşte bunlar hikmetin iç yüzünü bilmeyen, bilhassa iç dünyası bozuk olanlardır. Ve eğer Allah'tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesi şöyle diyecek: ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim. İşte sen zafer kazanıp da büyük servetlere Müslümanlar sahip olunca o zaman Müslüman olaydın diyor. Bunun aksisi zuhur edince de başka türlü düşünüyor. Niye? Bunlar imanın, İslam'ın gereğini yapmıyor. Kendi içinde bir materyal, nifak arzusu var. Nifak inancı var. Ona göre hareket ediyor. Müslüman ilahi prensiplere göre hareket eder. Bilimin, aklı selimin tamamı ilahi prensiplerle beraber olmaktadır.
Çünkü bir hakikat öbür hakikata karşı çıkmaz. Hakikat daima hemfikirdir, birdir, bütündür. Birbirini teyit eder. O halde geçici dünya hayatını, ebedi ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz. İşte şehitlere ve gazilere Yüce Allah diyor ki, pek büyük bir mükafat vereceğiz. O kadar büyük mükafat ki Allahu Teala'nın büyük dediğine kimsenin tarif etmesi mümkün olmaz. Ve ma lekum la tuqatiluna fi sabilillahi vel mustazafina minar rijali ven nisa'i vel vildanil lezina yaquluna rabbena akhrijna min hazihil qaryatiz zalimi ehluha ve ce'al lena min ledunke veliyya ve ce'al lena min ledunke nasira. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا. Kıymetli dostum, Cenab-ı Hak buyurur ki, hem size ne oluyor ki Allah yolunda ey Rabbimiz bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. İşte dünyada çarpışmalar iki türlüdür. Birisi Allah yolunda sulh ve barışın, ilahi adaletin yeryüzüne yerleşmesi, bütün insanlığın kurtuluşu ki işte bu İslam'ın barış için cihadı, savaşıdır. Öbürleri ise tağuti savaşlardır. Meşru bir yönü yoktur.